Hem güzelliği, hem şarkıları, hem de ismiyle dikkat çeken son günlerin popüler ismi Suadiye ile bir araya geldik. Genç şarkıcının tüm bilinmeyenlerini konuştuk. Hep birlikte izliyoruz. Çocukken zaten böyle masalardan inmeyen, durmadan dans eden, işte çeşitli böyle küçük kız grupları kuran deli gibi bir kızdım yani ben. Gerçek ismi de Suadiye olan genç şarkıcı Suadiye ile çok özel bir röportaj. Evet, ayakkabılarım çok şeffaf. İsmim bana bela oldu. Gerçekten başıma bela oldu. Çok duygulandık. Sezen Aksu ile birlikte biz karşılıklı ağladık. Müzik dünyasında genç jenerasyonun en çok konuşulan isimlerinden Suadiye ile birlikteyiz. Suadiye hayvanları çok seviyor. Hem istiyor hem istemiyor, öyle bir şey. Alışkın değil senin beyin. Benim kedim bile böyle. 4 Mayıs 1991 tarihinde Karaman'da dünyaya geldi Suadiye. Baba tarafı Selanikli. Bu sektörde 2,5-3 yıldır varım. Albümler çıkardım, single'lar çıkardım. En son şarkım şu an Aşkça. O şarkıya çok güveniyoruz. Röportaja da bu ilginç, şeffaf çizmeleriyle geldi. Ayakkabılarım çok şeffaf ayakkabı. Bunu ben yurt dışından almıştım, bir seyahatimde almıştım bu ayakkabıyı. Çok hoşuma gitmişti. Ben değişik ve farklı şeyler giymeyi çok seviyorum. Sadece botları değil, ismi de çok ilginç değil mi? İstanbul'un nezih semtlerinden Suadiye semtinin adını taşıyor hanımefendi. Yani ismi asla sahnelerde kullanılan bir isim değil. 25 yıllık orijinal ismi. İsmim bana bela oldu. Gerçekten başıma bela oldu. Ben çocukken de bunu çok yaşıyordum. İsmin ne? Suadiye. Tekrar söyle Suadiye. İşte soy ismimde Övenç. Övenç ne demek? Tekrar söyle. Sürekli biz böyle isimleri tekrar tekrar söylemek durumunda kaldık. Suadiye isminin avantajları da varmış. Ama bu avantajlı tabii ki. Çünkü sizi farklı yapıyor bu isim. Hani her isimden farklı oluyor. Özellikle bu camiada, çünkü takma isim kullanılıyor genelde. Ben bunu da normal karşılıyorum. Kliplerinde dans ediyor Suadiye. Dans onun için bir tutku. Çocukken zaten böyle masalardan inmeyen, durmadan dans eden, işte çeşitli böyle küçük kız grupları kuran deli gibi bir kızdım yani ben. Çünkü bu büyük bir aşk tutku, müzik ve dans tutkusu, bu başka bir şey. Bu anlatılmaz, yaşanır. Aynı şeyi sahnede hala hissediyorum. Bir de hayali var Suadiye'nin. Kariyerinde mutlaka bunu gerçekleştirmek istediğini söylüyor. Ben mesela ileride hayvanlara da şarkılar yazmak istiyorum. İnsan haklarına da, kadınların hak ve özgürlükleri, dünyada herkesin özgür olması, eşit olması, hakuk. Mesela bu kavramlarda da çok şarkı yazmak istiyorum. Türkiye'ye şarkı yazmak istiyorum, ülkeme. Ailesinden uzak, tek başına yaşıyor Suadiye. Ancak evi hayvanat bahçesi gibiymiş. Ailem Karaman'da yaşıyor. Babamın çünkü işi orada, abimle birlikte. Ama buraya gelip gidiyorlar. Tabii ben yalnızım ama bir kedim bir de köpeğim var. Hayvanları çok severim. Çocukluktan bu yana hayvan delisi olmuşumdur. Her türlü hayvanı besledim. Yani evde tavşan besledim, keklik besledim, kuş besledim, ördek besledim. Yaz sonunda yeni bir albüm çıkaracak genç şarkıcı. Sezen Aksu'dan yeni şarkılar da almış. Ayrıca çok duygusal bir an yaşanmış o anlarda. Onunla aynı stüdyoda olabilmek, ondan şarkı alabilmek bu kadar kısa zamanda. O beni çok etkiledi. Çünkü Sezen Aksu'nun üzerine gerçekten söz, müzik ve yorum anlamında gerçekten yani Türkiye'de çok nadir bulunan ve usta diyebileceğimiz bir isim. Çok duygulandık. Sezen Aksu'yla birlikte biz karşılıklı ağladık. Ya. Stüdyoda.